İnanılmaz bir comeback geldi Purpo'dan. Vezirini feda etti. Can Rush'ı göze aldı ama... Merhaba arkadaşlar, Gamer'dım kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight diyorsun. Lan hepinize selamlar. Gençler, bugün az oynadığım katillerden devam etmiyoruz. Clown benim çok oynadığım bir katil. Ama bir build videosuyla geldim. Build paletlere kafa atma build'i. Yani paletleri hem hızlı kıracağız, hem de palet stun yediğimiz zaman palet otomatik olarak kırılacak. Clown'ı seçme sebebim şu. Biz paleti kırarken falan kurbanlar o an gaz efektinde olacağı için çok fazla uzağa kaçamamış olacaklar. Paleti de hızlı bir şekilde kırabileceğimiz için hızlı hızlı kurbanları yakalamaya çalışacağız. En kötü ihtimalle kurbanlar paletlerde tur atamadan devirmek zorunda olacağı için maç başında tüm paletleri hızlı hızlı kırıp maç sonuna kurbanların kullanabileceği herhangi bir şey bırakmayacağız. Bugünkü olayımız paletlere kafa atmak yani. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'üm hayvani güç. Paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %20 daha hızlı tekmeliyoruz. İkinci perk'üm vergazı. Tamamlanan her jeneratör için maçın geri kalanında kaldırma, bırakma, atlama, jeneratör bozma, palet ve kırılabilir duvar kırma hızlarımız %4 artıyor ve bu etki birikiyor. Yani diyelim ki 3 tane jeneratör bitti. %12'ye çıkmış oluyor bu perk'ün etkisi. Bu perk %12'ye çıkınca ya da 4 can bitip %16'ya çıkınca atlama hızımız neredeyse kandırıkçı perk ile aynı olmuş oluyor. Böylece pencerelerden de hızlı geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda oradan gelen %12'lik bonus şu gördüğünüz %20 ile birleşiyor ve paletleri %32 daha hızlı yok ediyoruz. 5 jeneratörde bittiği zaman paletleri %40 daha hızlı yok ediyoruz. Çok hızlı yani. Bir diğer perk'üm dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %50 düşürüyor bu perk. Yani bir palette sersemletmelerinin zaman çok daha hızlı toparlanıyoruz. Ve son perk'ümde ruh öfkesi. 2 tane palet kırdıktan sonra bu perk aktifleşiyor ve bu perk aktifken palet sersemlemesi yediğimiz zaman o palet otomatik olarak kırılıyor. Palet otomatik kırılmasına rağmen sersemleme efektini yemiş oluyoruz. Fakat şu gördüğünüz dayanıklı perk sayesinde sersemlemeyi de %50 düşüreceğimiz için hem palet otomatik olarak kırılmış oluyor hem de daha az bir sersemletme yediğimiz için kurbanla aramızdaki fark açılmadan onu hızlı bir şekilde yakalayabiliyoruz. Tamamen paletleri kırmak, paletlere kafa atmak üzerine bir build. İlk eklentim ağartıcı şişesi. Zehirlenme etkisinin topal cezasını ilaveten %4 arttırıyor. Yani bir kurban benim attığım şişedeki gaza değerse hızı yavaşlıyor biliyorsunuz ki. İşte bu hızını %4 daha azaltıyor. Ve diğer eklentimde dövmenin orta parmağı zehirlenmiş veya dinçlenmiş kurbanların harelerini 6 saniye boyunca görebiliyoruz. Bu da kapalı spotlarda kurbanlara daha rahat mind game yapabilmek için koyduğum bir eklenti. Orayı gördün. Hastane diyorsun. Hocam hemen kırıyorum. Çok güzel. Bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam yavaşladığı için çok uzak bir spota kaçamadı. Çok hızlı bir şekilde hasar verdik. Ya burada da şişe atarken çok fazla köşe falan dönecekleri için. Bak tam şişe atacağım köşe dönüyor adam. Aha enayi. Galiba önüne falan çıkacağımı düşündü de hiç benim öyle bir planım yoktu yani. Ortacan yükseltilmiş. Hocam selamlar. Ben yorumlardan anladığım kadarıyla sana hard tunnel yapmam gerekiyor. Bak 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 hemen nasıl toplaşıyorlar bak. Hemen ya hemen. Okey kıralım hemen hızlıca. Çok iyi. Gel bakalım umarım da size'in yoktur. Var gibi sanki ama. Tamam yokmuş bir şeyi. Jeni mi bitireceksin ne olacak? Yok öyle bir şey. Ace'cim yat bakayım yere. Çirkef Purpo geliyor, çirkef Purpo. Seni de düşüreyim istiyorsan. Tamam, kaçamayacak şimdi, hızlıca kıracağız. Bak bak mahvoluyor, mahvoluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fengmin'i de yürütmedik. Çok iyi, burayı iyi slagladık. Biraz vahşi gameplay. Arkada öbürü hala can bitiriyor, tamam. Peki. Sonra ne olacakmış? Oho, Sable, maşallah. Okey. Nicholas gelmiş, arkadaşını kurtardı. Sana biraz bekleyelim. Yemedim lan o yavaşlatmayı. Çakal biliyor, ruh öfkemi biliyor ya. Yani Nicholas'cım son asılışın oynayasın tuttu ha. Son asılışın oynayasın tuttu ya Nicholas. Güzel slug yaptık da bir şeyler oldu orada. Keşke düşürdüklerimi assaydım sonradan falan. Lezzetli. Sable ne yapıyorsun sinek gibi anasını satayım. Bunu yavaşlat iyice. Bir daha atla. Ya Sable. Bir kere de şaşırt ya. Hala jeneratör mü yapıyor biri yanımda? Evet. Fame hoş. 3
Çok iyi. Şu paleti hızlıca yok edelim. Sol tarafını kapattık. Çok iyi. Diyecektim ki kapatamamışız. Bir tane daha attım. Tamam, herhalde daha bir yerden atlayamazsın diye düşünüyorum. Okey. Steklerimize 4 bu arada. %36 daha hızlı kıracağız bir şeyleri. Tabii yetişebilirsek. Hemen tekmeledim. Dolaba mı girdin? Tam gazı yedirttirdik. Çok güzel. Uzaklaşamasın diye öyle bir şey yaptım. Bir gaz daha yedi. Süper. Biraz bekledim. Red Hard'ı falan bir şey olabilir. Çok iyi. Şöyle seni de moruleyelim. Güzel, oradaki slug sıçışından sonra iyi toparladık. Ama son cam bitecek, bakalım bir kişi daha alabilir miyiz? Hemen bakacağım arkadaşlar. Sizler için arkadaşlar ekranlarımı kontrol ediyorum şu an. Halbuki yalan söyledim. Solitaire oynuyordum arkada. Uzaktakini bitirdiniz. Şimdi böyle olduğu zaman kötü oluyor. Çünkü jeneratörü bitirene de bulamamış oluyorum. Abi bak, inanılmaz, yine %50 kaybettik. Oyunun en kötü ikilisi kaçtı. Yani bu oyunda olayın Chase Tail'de Jen olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Sable yürümeyi bilmiyordu yani, siz de gördünüz. Feng de öyleydi ama ikisi de o kadar iyi can yapıyordu ki yani kaçabildiler. Durmuyorlar, rahat durmuyorlar. Bu sefer de Haddonfield atmışlar. Dışarı kısımda iyi olacağız ama evlerin içinde biraz zorlanabiliriz. Özellik tuttururken. Bu arada nasıl arkadaşlar Clown'um? Unutmazsam her maç kostüm değiştirmeye çalışacağım. Madem Ali'nin hesabındayız, sömürelim. Bu arada bu bayağı ürkünç. Hani böyle bir korku filmi karakteri gibi direkt. Tam diyecektim ki buranın arkasında pusan eden birisi var mı? Tabii ki var. Güzel. Bir tane vururum, bir tane vururum. Şuradan önüne çıkabilir miyim diye baktım. Çıktım. Sen var ya, sen fenasın. Sesini duymasam sen fenasın. Dostum selamlar. Zayıf halka olmandan ötürü seni tanımlamaya geldim, haberin olsun. Artık acımak yok çünkü kurbanlara. 5 jem varmış, 8 jem varmış. Hepsi bitmiş, hiç umurumda değil artık. Yorumlarınızı tek tek okudum arkadaşlar. Benim çok merhametli oynadığımı söylemişsiniz. Artık bu algıyı değiştirmeye geliyorum. Tamam, şimdi yüksek jeni de buldum. Biraz bu adamla birlikte bu jeni campleyeceğim şimdi. Ne bakıyorsun lan? Felaketül dehşet bir tunnel geliyor ya şu an. Oğlum oraya kadar ne yaptın da gittin ya? Allah'ım yarabbim, son asılışına geçince adamlara bir beyin geliyor ya. Selamlar. Ruh öfkem aktif değil. Oldu kardeşim. Şunu hemen bir çıkaralım oyundan, zaten zayıf halkaydı. Diğerlerine bakalım neler yapabileceğiz. Bak fener tutuyor bana. Tutma lan. Git morimi düzgünce izleyeceğim. Keşke reis yüzüklü parmağı alaydık da yüzüğü falan da okuturduk ya. Bu katiller de arkadaşlar biraz salak oluyor ya gerçekten. Sadece hani kill odaklılar. Yeter ki birini keseyim biçeyim. Şöyle bir hızlanalım hemen. Evceni bitmiş bile. Ya bir de var ya, orada saklanıyor ya. Bana bir de orada saklanıyor ya. Çok iyi yavaşlattık. At at at, sürekli at, sürekli at, sürekli at. Bo adamı ya, bo. Hani gaza ölsün ya. Fengmin o jene geri döndü. Büyük ihtimal adamı salıp jene döndüm hemen. Aynen de öyle olmuş. Selamlar. Bir yavaşlatma atayım sana. Tamam, süpersin. Hemen kır, hemen kır, hemen kır. Fengmin eli ayağı tutmadı bir tık. Çok güzel. Hemen bir dominasyon, hemen. Tam alttaki can bitti. Ya ne ara aldınız, bir 2 saniye durun ya. 2 saniye can şey yapmaya gittik. Saniyesinde aldılar ya. Bunu kovalamak zorundayım çünkü burada çok yüksek bir can var arkadaşlar. Bir dakika. Diğer yaralıyı buldum. Çok güzel. Kır şunu hemen hızlıca. Ruh öfkesini de aktif ettik. No 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 no. Flash falan tutmuyoruz canım benim, değil mi? Ya abi, kardeşim yavaş ya. Yavaş hani, anladın mı? Fengmin'cim NT be. Senin de o parmağı bir alalım. Normal, mesela bana şey diyorsunuz, haklısınız da. İşte bir kişi erkenden öldür, kalan 3 kişiden birisini astığın zaman, birisiyle de kovalamacaya girdiğin zaman bir kişi kancada olmuş oluyor. Bir kişiyle kovalamacaya girmiş oluyorsun, kalan son kişi de kancadakini almaya gitmek zorunda. Yani tamamen canları kilitliyorsun diye infolar veriyorsunuz. Haklısınız. Çok mantıklı zaten. Ama ben bu duruma düşsem bile arkada yine can bitiyor. O adamı almaya mı gelmiyorlar? Ne oluyor yani, bilmiyorum ya. Ulan tunnel atıyorum, yine arkada can bitiyor, bir şey oluyor. Çok ilginç bir ortam var ya oyunda şu an. Şu an full sarışı şeyle devam ediyorum hızlı hızlı. Oo, yukarıcını bitirmişler bile. Oğlum ne ara lan lan, ne ara lan? Ne ara ya? Ojeni bitirmesine izin veriyorum. Tamam, en kötü ihtimalle ruh öfkesi yiyeceksin. Çok güzel. Şimdi ara bunu, bul hadi bakayım. Bunu bitirip Allah bilir nereye saklandı etti. Ne oldu lan? He? Oğlum buna göbek içgüdüsü derler. Göbek içgüdüsü. Clown'un göbeğiyle koklayarak buldum ya. Etem tat da gelişine senin ağzına bir vurayım. Şunu atalım arkadaşlar. Etem tatarsa gaza bassın.
Şu an normalde suratımda bir gülümseme var ya. O ana avrat sövmemek için kendimi tutma gülümsemesi arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil, anladın mı? Ya inanılmaz ya gerçekten, hani çok yorum yapmak istemiyorum. Ulan içime doğmuş gibi dedim ki bu attempt atar, buna gaz atayım. Cart diye attempt attı adam ya. %4, %4 bile bana karşı, anladın mı yani? Attempt şansımız %4. %4'lük şans bile bana karşı. %96'lık taraftayken bile kazanamıyorsam ben daha da kazanamam arkadaşlar. Uf, evet anca durdurduk tunnel'la falan. Yine de maçın sonu bir şekilde kilitleniyor yani erken tunnel attığımız zaman. GG. Kurbanlar adak olarak bir arada doğma attılar. Sanırım bir gen rush planları var arkadaşlar. Böyle hepsi gen perk'ü alıp 15-20 saniyede gen bitirmeye çalışıyor olabilirler. Planlarını bozmam lazım. Hemen oldukları yeri bulmam lazım. İşte yoz müdahale aslında bu yüzden önemli bir perk. Okey, ver şu hız boost'unu. Sağ tarafta birilerini bulamadım. Sola gidelim hemen. Aynen buradalar. Ya da bir tanesi burada. Var mı bunun yanında falan dolanan biri? Yok. Kardeşim ne koştum be. Ye o gazı artık. Devir o paleti istiyorsan bana, hemen hızlıca kırayım. Sen bilirsin adamı. Güzel akıllı oynadı burayı. Ama ilkinde devirecekti. Oha, evreni bitmiş bile. Gel lan buraya. Bir can daha bitti. Pekala çocuklar. Kır hemen hızlıca. Bir daha girdi aynı gaza, tamam. Beni jenden uzak bir yere çekti şu an, aslında biraz hata yaptık ama olsun. Tamam, en azından şu an steklerimiz 3 oldu. Paletleri falan daha hızlı kıracağız. O açıdan bakalım. Okey, hemen kır, hemen kır, hemen kır. Bunu kovalamayacağız. Ne ara heal'landım be. Güzel. Güzel bir atış daha. Lan ne yapıyorsun? Ne yaptığını anlamadım. Palet mi, pencere mi var, ne var? Decisive attı. Buna aslında ruh öfkesini verebilirsem şahane olur da. Verdik. Şahane de oldu. Biraderim bu ne can hızıdır be. Blokla onu, blokla, aynen. Where's the love to shelter me? Seni de gördüm. Seni de gördüm. Oradaki palet durmuyor diye biliyorum. Öyle can rush'a, böyle slug. Hadi bakayım. Ya da bir şey diyeceğim. Asmayacağım size. Eten falan atar şimdi, hepsini kurtarır, uğraşamam. Hadi bakalım. Dördünüzü de yerde bekliyorum. Herhalde unbreakable'ı olan şu ana kadar çoktan atardı. Nia'yı yeni düşürdüğümüz için onun başında bekleyelim. Bir unbreakable onda olabilir belki. İnanılmaz bir comeback geldi Purpo'dan. Vezirini feda etti. Can rush'ı göze aldı ama maç sonunu öyle bir oynadı ki. Çok tatmin edici değil miydi bu arada maç sonu ya? Hani hepsi ulan kaçtık, iyi kurtulduk, tanıldı da dojladık derken bir anda müthiş bir slug kolu geldi. Evet arkadaşlar, üçü yerde öldü. Hatch'i buldum ama kapatmıyorum adrenalin falan varsa son kurbanın diye. O kadar tıra yardım yani şu an. Onun da yerde ölmesini bekleyeceğim. Çok hak edilmiş bir galibiyetti ama gerçekten bak. Hani maç içinde gidip can kontrol yapmadım salak gibi. Yani sadece chase attım. Gerçi build'im sadece chase atma build'i. Hani o yüzden biraz build'imi de göstermeye çalışıyorum. O yüzden sürekli hızlı hızlı chase atmaya çalışıyorum ama o hatamı maç sonu çok güzel bir slug'la toparladık yani. Evet, o da yerde öldü. GG. Süper bir maçtı. İnanılmaz tatmin oldum. Öyle böyle değil yani. Slipknot Race affet. Buradan tüm Corey Taylor sevenlere selamlarımı gönderiyorum. Bu arada sevgili Killermain arkadaşlarım, sizlere yine bir şey danışmak istiyorum. Benim bu oyunda çok zorlandığım bir pozisyon var. Çok ikilemde kalıyorum yani. Mesela bir jeneratöre gittim, tamam mı? Bu jeneratör yüksek, 50'yi falan geçmiş. O jendeki kurbanı yaralıyorum. Kovalamaya devam etsem o kurbanı düşürebilirim. Ama onu düşürmeye gidersem arkada birisi dönüp jeneratörü bitirebilir. Gidip jeneratöre tekme attığım zaman da o yaraladığım kurban kaçıyor ve sonra heal'lanıp geri geliyor. Yani hook alamamış olabiliyorum. Hani bu ikilem beni gerçekten çok mahvediyor. Jen tekmeleyip o kurbanı yaralayıp kaçmasına izin verdiğim zaman da bu sefer şey oluyor. Hani gidiyor, heal'lanıyor, geri geliyor. Sürekli böyle bir döngün içine giriyormuş gibi hissediyorum kendimi. Neyse'cim. Kıralım hızlıca.
Onu yapmasaydın iyiydi de. Kıvrak attım bir de. Çok iyi şişe. Bu biraz heyecanlı, bu biraz heyecanlı. Heyecanlı kurbanları severiz. Ah lan Purpo, niye sattın oğlum? Kır bunu hemen hızlıca yine. Tam ruh öfkesi aktif. Çok iyi bak. Bunu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi gaza girdiği için adam farkı açamıyor seninle. Paleti de çok hızlı kırdığın için ekstra avantajlı oluyorsun. Yani kaçamıyor başka bir spota. Bak şimdi mesela bu kurban çok uzağa gitti. Onu kovalarsam dönüp yeni bitirecek birisi. O yüzden kovalamadım. Ama başka can bitti. Peki. Evet arkadaşlar, iki can bitti artı bu can çok yüksek. Yine ne oldu bilmiyorum ama. Ben bir Nancy'yi tanımlamaya çalışayım hemen. Heal'lamışlar ama olsun. Bir load atalım. Ne yapıyorsun? Oo, Nancy fena sattı. Çok iyi. Bir de kancanın dibinde düştün, süpersin. Şöyle şu hız boostunu ver bana. Şu jene hala gelen olmamış. Tamam, geriliyor hala. Tamam kardeşim, süpersiniz. Buraya bir slug gelecek arkadaşlar. Bu paleti kırmıştık hatırlıyorsanız ki. Okey. Nancy'yi healladılar. Demek ki Steve'i hala almıyorlar. Steve palete süründü. Peki. Var mı burada biri derken? Tabii ki de Nancy'yi bulduk. Devir onu. Çok iyi lan. Bu Nancy var ya, ağır enayi ya. Steve'i bir daha yatırdık. Bir dakika şimdi. Paleti bu taraftan kıracağım. Neyse açıkta kalsın. Tam atladığını da gördük. Çok güzel. Şimdi buna Morris'ini atalım. Güzel. Mini bir slug'la yine toparladık gibi bir şeyler ama canlar çok yüksek hala. Lezzetli bir parmak. Ya Meg. Bana bıdı bıdı yapma Meg ya. Bana bıdı bıdı yapma ya. Tamam, bunu kovdum şimdi. Jen'i tekmeliyorum. Oo, hepsi reslendi. Tamam. Burada bir yerde olduklarını öngörüyorum derken. Doğru bir öngörü. Biraz yavaşlar mısınız beyefendi? Çok teşekkür ederim. Okey. Bunun iki mi oldu? Aynen, iki olmuş. Çok güzel. Hemen hız boostunu aldım. Meg bu Jen'i yine ilerletmiş. Yine vuracağım bu Jen'e. Okey, Steve de diğerini aldı. Heal'lıyor olma ihtimaline karşı hemen geri dönüyorum. Aynen, heal'ladı. Selamlar. Seni bir morilememiz gereken bir konu var hocam. Decisive atacak galiba ama yapacak bir şey yok. Bunu morilemem lazım. Decisive'in süresini bekleyemem. Decisive de yokmuş bu arada. Okey, Volek sayesinde gördük. Çok güzel. Tutunuyoruz, maça yine tutunuyoruz bir şekilde. Az önce sizden tüyü almak istediğim olayı bu kez güzel yaptım. Meg'i iki kere kovdum oradan. Ojenin bitmesini engelledim. Bu sayede dönüp başkalarını düşürebilmiş de oldum. Bak mesela bu jene hala bitmedi. Bir şekilde tutuyoruz bu jene. Belki bir yerde saklanıyorlardır diye şuralara gaz atıyorum da hep. P hala. Son jene de Meg bitirecek. O zaman Steve'i biz almaya çalışalım ya. Çok iyi gaz, çok iyi gaz. Süper. Oğlum Clown'la oynaması çok keyifli ya. Vallahi inanılmaz kitliyor ya. Loop'lar da var ya, inanılmaz kitliyor ya. Hele bir de şu palet build ile yani iyice ihtimalleri kalmıyor. Şimdi Meginyo Tamisunyo acaba ne yapar? Bunu almaya döner mi? Kapımı açmaya çalışır. Dönmüş. Çok iyi lan. Çok iyi lan Purpo. O attığım gaz sayesinde öyle bir kitledim ki. Bir dakika, bu taraftan gideyim ki almasın. Çok iyi. Tamam, iyi fake. Hahaha, o çaresizlik sana yeter. Nasılmış, space basaması gibi basit miymiş he? Uf, ne comebackler atıyoruz arkadaşlar ya bugün. Maşallah maşallah. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, birincisi çirkef oynuyorum. Yani gerektiği yerde kanca trade, gerektiği yerde tunnel atıyorum. İkinci nedeni de paletleri çok 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 hızlı kırdığım için looplardan kaçamıyorlar. Ve maç sonuna palet kalmamış oluyor. Yani şurada hiçbir şey kalmadığı için Steve az önce mesela hiç oyalayamadı beni. Uf, nice. İnanılmaz maçlar. Harbiden inanılmaz maçlar yani. Çok iyi maçlar. Maç başı bilerek can kontrolü yapmayıp bir iki tane chase atıp çok fazla
fazla palet almaya çalışıyorum. Zaten o iki can her türlü bitiyor arkadaşlar. Siz ne kadar chase atarsanız atın. Sonra gerçek oyun başlıyor işte. Paletsiz kalmış oluyorlar. Artı bir kişiyi de ikinci aslaşına falan geçirmiş olurum. Ona da tunnel atma hakkım oluyor. GG çok iyi maçta. Ne soru işareti ne? Ne he? Arkadaşlar klasik bir Survivor main. Kendi can yaparken hiçbir şey yok. Ama sen tunnel attığın zaman suçlusun. 1v1. Tamam kardeşim, en iyisi sensin amına. Şimdi şöyle bir Survivor denk gelmişken geçen İbo'nun yayında şahit olduğum bir olayı anlatayım. İbo'nun karşısına bizim abonelerden bir tanesi geldi. İbo tabi bilmiyor bunu maç içerisinde. İşte tunnel attı, birkaç kişi öldürdü falan bir şeyler oldu. Ama inanılmaz can rush yedi, hani öyle böyle değil. Tunnel atmak zorunda kaldı ve attı. Maç sonu İbo'ya saydırmaya başladılar. İşte Ez OE falan yazdı. OE'nin açılımını biliyorsunuzdur çoğunuz. Sonra bu çocuk İbo olduğunu anlayıp chat'e geldi. Abi sen olduğunu bilmiyordum, kusura bakma falan dedi. Ben de dedim ki çocuğa chat'ten, güzel kardeşim dedim, hani İbo'ya yapmasaydın sence normal miydi şu yaptın? Hani İbo'dan özür diliyorsun tamam da, bir başkası olsa yaptığın okey miydi yani sence dedim. Çünkü bu oyunda çok fazla toksik var biliyorum chat anlamında. Hani İbo'dan özür diliyorsun tamam ama bir başkasına yapmış olsan özür dilemeyecektin. Demek ki yaptığını onaylıyorsun. Şimdi şöyle bir olay var. Bana dedi ki abi sen de sövüyorsun falan dedi. Ben oyun içerisinde kurbanların beni duymayacağı şekilde anlık olarak reaksiyonlar veriyorum. Bunu oyun oynarken herkes yapıyordur. E-sporcularda bile var bu. Maç sonu chatten maç nasıl geçmiş olursa olsun, kurbanlar bana ne yapmış olursa olsun asla gidip hakaret, herhangi bir kötü söz falan kullanmıyorum. Bunu yıllardır biliyorsunuzdur zaten videolarımı izlediğiniz için. Ki son videolarda oyun içerisinde de asla normal oyunda da küfür etmiyorum kurbanlara karşı. Ara sıra işte salak, mal falan filan diyorumdur en fazla. Bunu öne sürdü. Ben de bu şekilde kendimi açıkladım. Sonra dedi ki işte İbo abi tunnel attığı için öyle sövdüm dedi. E dedim güzel kardeşim, siz de can rush attınız. Hani adamın maçı kazanması için başka şansı yok. Ne yapsın dedim. Dedi ki can rush oyunun kuralı değil mi? Bak şimdi bu cevaptan sonra benim beynime bir yük bindi, böyle bir sinirlendim. Bütün kurban tarafının yaptığı savunma bu. Can rush oyunun kuralı değil mi? E güzel kardeşim, tunnel hile mi? Sen bir sürü jam perk'ü alıp jeni normalden hızlı bitirebiliyorsan, katil tek bir hata yaptığında iki tane jam birden bitirebiliyorsan, fakat kurban hata yaptığında bunun telafisini defalarca yapabiliyorken sen can rush atacaksın, bu oyunun kuralı olacak, ama katil tunnel attığı zaman laf edeceksin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eskiden ben de aynı bu kardeşim gibi düşünüyordum ama katil main'e geçtikten sonra çok ciddi empati yapmaya başladım. Katil tarafını oynamadan da asla ne anlatmaya çalıştığımızı bilemezsiniz. O yüzden kesinlikle o cümlesini kabul etmedim yani. Ama buradaki asıl konu chatten laf etmesiydi. Bu tarz toksiklikleri yapmayın arkadaşlar. Ben bu community'yi kalite, saygı ve sevgi çerçevesinde tutmaya çalıştım her zaman. Yaptığım turnuvalarda da bunu ön planda tutmaya çalıştım. Toksiklik yapan falan filan olursa hiçbir şekilde taviz vermedim. Oyunu oynarken elbette karşıya sinirlenip yanlış kelimeler söyleyebilirsiniz. Bunu ben de yapıyorum dediğim gibi, kabul ediyorum. Ha bu doğru mu? Değil. Ama ister istemez oluyor. Buna kabulüm. Ama maç sonu bittikten sonra chatten birilerini toksiklemeyin arkadaşlar. Özellikle bana yazıyorlar yorumlarda falan, işte karşıma Türk biri geldi. Adam maçtan kaçmasına rağmen şöyle yaptı, böyle yaptı, anama sövdü falan. Öyle bir şey olursa arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Bana nick atın. Instagram'dan falan SS atın sövdüğü yeri kanıtlı bir şekilde. Videolarımı SS olarak koyup bu tarz toksik kişileri ifşalayacağım. Çok netim bu konuda. Bu komünitenin kirlenmesine izin vermeyeceğim. Kirli olan kişileri de bu komünitenden dışlayacağız. Bu kadar netim bu konuda. Saygı ve sevgi çerçevesinde olan her şeye kabulüm. Herkese de kapım açıktır. Ama bu tarz art niyetli olan, milleti bilinçli bir şekilde toksikleyip kalbini kırmaya çalışanların da sonuna kadar karşısındayım. Onu da söyleyeyim. Konusu açılmışken böyle bir konuya değinmek istedim arkadaşlar. Teşekkürler ediyorum anlayışınız için. Sprintim var ya kral. Güzel bir spotta döndüğü için şu an şey yapamıyorum ama olsun. Evet, gördüğünüz gibi paleti kırdık ve spottan uzaklaşamamasını sağladık. Bir dakika, şurada bir lot atmam lazım. Bir tane de vurdum, şahane. Şimdi oraya gitmesi benim için iyi olabilir. Güzel, akıllı oynuyor. Bayağı akıllı oynadı. Bu spottan çıkmasının tek yolu buydu adamın. Süper. Burayı da biz güzel oynadık. Evet, iyi chase attı ama güçlü spotlar yani zaten. Çok da adamlık bir şey yoktu yani. Şurada Ezel'in annesi kör melihe olsa zaten koklayarak atardı o lupu. İki can bitti, üçüncüsü de çok yüksek. Yakınında kurban olduğu için campleyebiliyorum rahatça. Okey. Şuraya bir slug gelecek. Nicholas Bey merhabalar. Tamam, bunları güzel kovduk. Şunu hemen alalım. Ya bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sen ace'sin ya. Bu kadar özgüvensiz olamazsın ya. Beni aşağı düşürmeye çalışacak aklı sıra. Oy. Oğlum sen kime ne tree deniyorsun lan? Senin yaşın kadar benim bu oyunda yılım var lan. Orada vurduktan sonra palet stun atıp beni aşağı ittirecekti aklı sıra. Dur. Ruh öfkesini de aktif edelim arkadaşlar paleti kırıp. Lan ne ara, bir durun, bismillah. Bu jen yine yükseltilmiş. Aa, heal'landı lan. Ne yaptı da heal'landı bu çakal? Medkit mi bastıydı, ne yaptıydı? Gözümün önünde heal'landı anasını satayım. Bu şey medkitleri de çok moda ya. Var oldu. Enayis. Hehe.
Bir daha giymiş Iron Maiden tişörtünü. 3 tane şarkısını say desem sayamayacak ya. Kapıyı açar mısınız? Oo, son can. O da yüksek. Peki. Neyse, moralleyelim. Yani the game biraz zor, evet. Palet spotları çok güçlü. Clown da her ne kadar kurbanları yavaşlatsa da M1 bir killer sonuçta, hani hasar vermek için. Bazı paletlerde iş yapamıyor. Çok uzun ve güçlü paletler var çünkü. Okey, son can bitti. Selamlar reis. Yani belki daha fazlası olabilirdi ama. Ya sen var ya, tam bir enayisin ya. Sen tam bir enayisin ya. Oğlum clown'la oynaşılır mı lan? Alın size dövmelinin orta parmağı arkadaşlar. Oradaki eklentideki dövmelinin orta parmağı dedi. Kate'den bahsediyor. Ne oldu lan? Enayi. Clown'la oynaşılır mı oğlum? Salak aklı sıra şuradan dolanacak. Ona gittiğimi anlayınca önüne bir koydum arkadaşlar slow'u. Hadi bakayım. Çok tatmin edici bir videoydu ya. İlk baştaki hastane maçını saymazsak. Yani o maç hak etmeyen iki kişi kaçtı. GG. Bu maç çok tatmin ediciydi. Bir önceki maç da aynı şekildeydi. Ondan önceki maç, o slug attığı maç zaten efsaneydi. Aa, laf sokuyor. Heal için teşekkür ederim diyor da. O sıra iyileştirememişti. Büyük ihtimal 90'da falan kaldı heal'ı. Skill check falan mı ısırıldı, ne oldu? Bir laf soktu yani. Evet gençler, çok iyi bir videoydu bence. Clown zaten loop'larda güçlü bir katil, ben her zaman söylüyorum. Bu build sayesinde de ekstra güçlendirdik. Paletleri hızlı kırdık. Kurbanların başka spota kaçamamasını sağladık. Ya da palet stun yediğimiz zaman palet otomatik olarak kırılıp kurbanları yine yakaladık. Diğer videolardan farkı şu oldu. Yine çok fazla can rush yedim. Hiçbir fark yoktu can rush açısından. Ama tüm maçlarda en az 3 kill aldım. Hastane maçını saymazsak. Bu da kovalamaca açısından güçlü olduğumuzu gösteriyor bu build'de. Aynı zamanda da clown iyi oynadığım bir katil. Seviyorum yani oynamasını. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.